Bir otoparkta ya da yol kenarında arabasından çıkardığı fişi direkteki kutuya takmaya çalışan bir sürücü görürseniz şaşırmayın. Bu manzara çok yakında gerçek oluyor. Türkiye elektrikli otomobiller için gün sayarken şarj üniteleri geldi bile. Bir zamanlar uçuk bir hayal gibi görünse de elektrikli otomobiller dünyanın birçok ülkesinde trafiğe çıktı. Benzine bağımlılığı azaltan çevreci otomobiller yakında Türkiye'de olacak. Türkiye elektrikli otomobillerle bu yılın sonunda tanışacak ve o tarihten itibaren bu otomobilleri kullanan sürücüler benzin istasyonları yerine şarj ünitelerinin önünde sıraya girecekler. Yani çok yakında aracını yol kenarındaki bir direğin yanına park ederek tıpkı benzin alır gibi şarj eden sürücüler görmek mümkün olacak. Şarj makineleri otomobillerden önce Türkiye'ye geldi bile. Bu direk tipi dediğimiz, yani direklere monte edilen versiyonumuz. Bu şekilde sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, park yerlerinde, otopark yerlerinde görebileceğiz biraz. Arabayı şarj etmek, cep telefonunu şarj etmekten çok da farklı değil. Sürücüler önce abone olarak kart alıyor, şarj makinelerinin tümünü bu kartla açabiliyor. Daha sonra bu kapağı, kapağın içinde gördüğümüz fişe elektrikli araçtan gelen kablomuzu takıyoruz. Şu şekilde. Ve kapağımız kilitleniyor. Bu dakikadan sonra güvenli bir şekilde şarj işlemimiz başlamış oluyor. Ne kadar sürüyor? Bu 3 dakika ile 20 dakika arasında süren bir alan bir süre. Sürücüler bu ilginç deneyim için şimdiden hazır. Yani aynı bu şekilde herhalde istasyon kurulacak. Bence daha iyi olur. Elektrikli araç. Hem hava kirliliği dolayısıyla hem kullanış açısıyla daha güzel olur bence. Şarj makineleri ilk etapta Marmara bölgesi ve büyük şehirlerde 927 noktaya yerleştirilecek. 2 yıl içinde bu sayının 40 bini geçmesi planlanıyor. Otomobilleri şarj etmenin maliyeti uygulama başladıktan sonra belli olacak.